Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız. Bazı arkadaşlar daha önceki eski videolarda soruyor. Budama makaslarından nasıl memnunsun? Hangisini tavsiye edersin? Bende 2 adet budama makası var. Biri gördüğünüz üzere İtal marka. Hemen şunu söyleyeyim. FX32. Yine bu makas ve bu makasa benzer aynı tasarımda piyasada ürünler mevcut. Muhtemelen Çin'de aynı yerde yaptırılıyor. Bu ithalat firmasının ürünleri. Hatta bu firma Hyundai marka el aletleri de Türkiye'ye ithal edip satmaktadır. Ben bu makası geçen sene 3250 liraya almıştım. Yanında 3 adet bataryası var. Hemen bataryaları da şöyle göstereyim. 16.8 volt 2.6 amper yazıyor. Muhtemelen diğer iki bataryası da öyle. Bunlarda parmak sensörü olduğu söyleniyor. Bakın şurada hemen göstereyim. Şurada bir parmak işareti var. Ama bunların parmak sensörüne güvenilmez. Bakın şurası metal. Şurada metal. Ağaçtaki nemden dolayı hani temas yaparsa parmağınız bu yanlışlıkla da devreye girer. Devreye de girmeyebilir. O yüzden parmak sensörü kapalı kullanın. Parmağınıza dikkat edin. Yani parmak sensörü var diye de parmağınızı bıçağın ağzına koymayın. Elinizden olursunuz. Şarjları gayet güzel gidiyor. Şu an sabahtan beri bunu kullanıyoruz burada. Ara ara destere de kullanıyoruz. Bir diğer makas da orada. Daha ilk bataryadayız. Burada da başka bir cihazımız var. Bakın bunu da Yasuta marka. Bu da daha önceki videolarda bahsettiğim üzere Compagnalo, Palmera, Samsung Power ve diğer markalar olmak üzere piyasada satılmakta. Bunu da geçen sene 7000 TL'ye almıştım. Bunda da 3 akü var. Hemen bunun akülerini söyleyeyim. 25.2 volt, 2.5 amper. Bunun ağız genişliği bakın. Gayet geniş. Hemen burada bir göstergesi var. Hemen şöyle düğmeye basayım. Aküsü daha %86. Sabahtan beri kullanıyoruz. %86 tek akülen daha budama devam ediyor. Bu videoyu özellikle şimdi niye çektim? Bugün günlerden 21-22 Şubat. Bakalım bugün gerçekten 22 Şubat mı? Yok saatim yanlış. Bugün günlerden 21 Şubat. Ve budama mevsimi geldi. Yani bu meyve budaması, zeytin budaması vesaire. Biz zeytin budamasında kullanıyoruz. 2 adet şarjlı budama makasımız var. Bunların 3'er adet aküleri var. Gayet memnunuz. Kesmeleri gayet iyi. Herhangi bir EME'ye de gerektirmiyor. Biz geçen seneden beri bunları kullanıyoruz. Bakın şöyle budama yaptık. Hemen şurada görürsünüz bir sabahtan beri buduyoruz. Gayet memnunuz. Bu Yasuta marka üründe de parmak sensörü var. Tabii ben bu parmak sensörünü devre dışı bıraktım. Bunların parmak sensörüne güven olmaz. Sadece bu markaları demiyorum. Piyasadaki tüm akülü budamaların parmak sensörüne güven olmaz. Parmağınızı koparatabilirsiniz. O yüzden kapalı kullanın. Açık kullanırsanız da devreye giriyor bazen olur olmadık. Tam dala vuruyorsunuz. Dalı yarıya kestikten sonra orada bir ağaçtaki nemden dolayı devreye giriyor ve kesme işlemi yarım kalıyor. Bu yüzden kullanmayın. Ama kullanmadığınız sürece de dikkatli olmanızı öneriyorum. Ben makaslardan memnunum. Bu Yasuta markasını Yalçın Sulama Tarım. Onların kısaltılması. Adapazarı'nda bir ithalatçı firma. Muhtemelen de Çin'den ithal etmiş. Çünkü aynı ürün farklı markaları aldığı altında piyasada satılmakta. Bu 40 mm açılan ağzı var bunun bakın. Hemen şöyle bakın basıyorum. Çalışıyor. Şöyle basılı bekledim. Ağzı 25'e düştü. Şu an 25 mm. Hemen şunu açalım. Diğer akümüzü açalım. Evet açtık. Bu da 35 milim diye geçiyor. Bakın şu anda 35'te. Hemen kapattım. Şu an bu da 25'e düştü. Seriliği bu şekilde. Ben daha önce boş almıştım. Boşu bir hafta kullandım geri verdim. Boş çok yavaş. Hemen şöyle dalda göstereyim. Bakın şu anda İtal markayı deniyoruz. Gördünüz hemen çatıp diye aldı. Takriben 1 santimlik, 1 santim çapında bir dal bu. Bakın. Tek seferde aldı.
Hiç pürüz yok. Hemen şimdi bunu deniyoruz. Hemen şurada kalın bir dala koyalım. Evet. 2,5 santim çapında bir dal. Gördünüz, hemen aldı. Hemen şimdi burada bakın, bu hemen hemen 3,5-4 santim çapında bir dal. Hemen bıçağın ağzını genişletiyorum. Genişlettim. Bakın gördünüz. Koskoca dal. Tek seferde aldı. Budamada güzel bir rahatlık. Bakın. Herhangi bir makinalardan bir çatırdı, bir trim sesi, hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir zorlanma sesi gelmiyor. Gayet memnunuz. Almak isteyenlere tavsiye ederiz. Başkaca kafanıza takılan soru varsa bunları yorumlar kısmında bize sorun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Çiftçi arkadaşlara yeni budama döneminde kolaylıklar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.